bileşke G bileşke G'nin tersi. Bu şekilde işlem yapılırsa G ve G'nin tersi gider. Sadece F kalır. Dolayısıyla fonksiyonun bileşkesinde G'nin tersiyle sağdan işlem yaparsak F fonksiyonunu bulabiliriz. G'nin tersine bakacak olursak pratik yönden yapalım. G'nin tersi -2x-2 bölü x-1'dir. Bunu alıp bu ifadenin sağ tarafına yazarak bileşke işlemi yapalım. 2x bileşke -2x-2 bölü x-1'dir. Bunu alıp x yerine yazarsak sonuçta fx fonksiyonu 2 çarpı -2x-2 bölü x-1'dir. Kapattık. Bir de bunu x-1 bölü x+1 ile çarpmamız isteniyor. Çarpı x-1 bölü x+1. Bunlar sadeleşir. Buradaki ifadeyi de eksi 2 parantezine alırsak x+1 geleceği için bunlar da sadeleşir. Sonuç 2 çarpı eksi 2'dir. Yani doğru cevabımız D seçeneği.